Ödüllendir köpeği abicim. Son yıllarda artan madde bağımlılığına dikkat çektiler. Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği tarafından organize edilen konferansa konuşmacı olarak AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı katıldı. Yeryüzünün çok çetin bir coğrafyasında ama yeryüzünün cennet diye ifade edilebilecek bir bölgesinde yaşıyoruz. Ve bu topraklar bize bir emanet. Gelecekte nesillere onlar da kendilerinden gelen çocuklarını devredecekler. Dünyada robotlar çağa giriyor. Işık dünyadan hiç sönmemeli. Eğer sönerse bu da insanlığın bittiği gündür. Batı da şimdi son yazılan kitaplardan birinin başlığı şu, insanın sonu. Çünkü son teknolojik gelişmeler, Endüstri 4.0 vesaire, bir takım yeni, çok kapsamlı yazıcıların ortaya çıkması, robotlar çağı geliyor. Yani konferans sonrası televizyonumuza konuşan Nazlı şunları söyledi. Olarak hem tüm dünyada uyuşturucu süratle artıyor, uyuşturucu bağımlılığı artıyor, madde bağımlılığı artıyor ve gençlerimiz böyle bir tehdit altında. Bu konuda duyarlı olmak, tüm sivil toplum örgütleriyle beraber, bütün ailelerimiz, ilgili kurumlar hep birlikte bu konuda mücadele yeteneğimizi, becerimizi arttırmak zorundayız. Böyle bir tehdite karşı durmak zorundayız. Teknoloji bağımlılığı da ön planda. Teknolojinin getirdiği bazı imkanlardan sonra gençliğimizde bazı yeni hastalıklar da ortaya çıkmaya başladı. Mesela geçen günlerde haberler de yansıdı. Tıp fakültelerinden bir tanesinde internet bağımlılığı tedavisiyle ilgili bir merkez kuruldu. Dolayısıyla teknolojik imkanların artması beraberinde bazı insan açısından zararlı unsurlar da ortaya çıkarmaya başladı. Gençlere yönelik ikazların yapılması gerekiyor. Günümüzde yaşadığımız modern çağ gerçekten tuzaklarla dolu. Biz bunlara karşı gençlerimizi mutlaka ikaz etmemiz lazım ve gençliği bazı yönlere doğru yönlendirmemiz lazım. İşte iradenin güçlenmesi, sporla bedenin güçlenmesi, kitap okumakla zihnin güçlenmesi gerekiyor. Eğer bunları yapamazsak maalesef bizi bekleyen tehlikelerle karşı karşıya kalır. Ve madde bağımlılığının birçok faktörü bulunuyor. Tabii ki ailevi sosyal problemler de bunun başında geliyor. İşte dağınık aile yapılar, anne baba boşanmış, sahipsiz kalan çocuklar, gelir yetersizliği, fakirlik işte vesaire. Birçok sebeplerden dolayı gençlerimiz bu tuzağa düşebiliyor ama gençlere sahip çıkmak, özellikle mahalle olgusu içerisinde herkes kendi mahallesinden ve o mahallede yaşayan çocuklardan sorumlu hissetmiş olsak aslında bu durumları yaşamayız.